başarılı oyuncular olduk. Benim sınıfım konservatuvarda hepsi ünlü oldu. Ne bileyim Müjdat Gezen, Savaş Dinçel, Erdal Özyağcılar, Hülya Koç, Celile Toyomi iyi bir seneydi. Hocalar da çok güzeldi. Melih Cevdet Anday, Yıldız Kenter, Sabahattin Kudret Aksal falan. Ama bizim keşfettiğimiz bir şey vardı. Ötekinden, birbirimizden öğrenmek. Biz bize anlatılanları, öğretilenleri hoca gibi birbirimize öğretmeye çalışırdık. Ben Müjdat'ı eğitiyorum bildiklerimle, öğrendiklerimle. Müjdat beni eğitiyor, biz gidiyoruz Savaş'a eğitiyoruz. Savaş Celile'yi eğitiyor, Celile Hülya Koç Yiğit'i eğitiyor. Hülya geliyor bizi eğitiyor. Birbirimizi eğitmeyi, bilgiyi yeniden üretmeyi, bilgiyi kendi bilgimiz haline getirmeyi keşfettik. Bana anlatılanı, öğretileni ben gidip ötekine anlatıldığım zaman hem bilgi benim bilgim oluyor, Google bilgisi olmuyor, geçici bilgi olmuyor. Hem ben onun üstüne düşünmüş, felsefe yapmış, kendimde sınamış, karşımdakine de anlatmaya çalışmışım. Benim ne kadar bildiğim önemli değil, onun ne kadar anlayabileceği önemli. Bu yöntemi deniyorum. Siz bankada bu yöntemi gelen çalışanlar üstünde ne şekilde uyguluyorsunuz? Sizden öğrendiklerini aralarında yenileyerek kendi bilgileri yapmaya ve kendilerini aşmaya, liyakat konusunda onların önünü açmaya, zihinlerini parlatmaya şey yapacak, yardımcı olacak ne gibi şeyler hesaplıyorsunuz, hayal ediyorsunuz ve uyguluyorsunuz? Çünkü herkesin nerede çalışırsa çalışsın, dünyada bir tek rakibimiz var hepimizin. Bir tane temel rakip var, kendimiz. Herkes kendi yaptığı işte en uç hangi noktaya kadar zıplayabileceğini merak ediyor. Evet, rakiplerimiz var başka konularda, kendi mesleğimizde. Senin de rakibin var bankacılıkta. Tamam. Ama sen bankacılıkta en uç kendi hangi noktana kadar zıplayabileceğini merak ediyorsun. Sen için sen rakibisin. Kendine rakipsin sen. Sen kendine bu hesabı vermek zorundasın. Çünkü aynaya baktığımız zaman aşağılık kompleksine kapılıp ezilmemek, kendimizi ezmemek için diyoruz ki ben bu yap nasıl benden daha iyi bir baba çıkar? Nasıl daha iyi bir anne, bir öğretmen, bir bankacı, bir doktor, bir mühendis, bir reklamcı nasıl çıkar benden daha iyisi? Sizde bankacılara bu şans tanınıyor mu? Benden nasıl daha iyi bir bankacı çıkar? Ben nasıl kendi liyakat şeyimi, kavramımı dışarıdan yönetecek bilgi gücünü elde edebilirim. Ya bu evet yani çok felsefi bir konu. Ama öyle olması gerekiyor. Evet. Zihnimizi açıyor bu. Evet yani burada da paylaşma kavramı Ha, önemli. çok da. Paylaşma kavramı son derece önemli. Bravo, buraya gelmeni istediğim için sordum. Bizim jenerasyonumuz hep sahip olma fikriyle Ha. büyümüş. Arabam olsun, evim olsun, benim olsun, şirketim olsun. Şimdiki jenerasyon paylaşıyor. Bilgiyi paylaşıyor. Resmini paylaşıyor. İşte Hayallerini paylaşıyor, hayallerini en paylaşıyor. önemlisi. Evet, Evet. Twitter'dan fikrini paylaşıyor. Evet. Instagram'ın evini paylaşıyor. Airbnb gel, evimde kal diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani zamanımızda evimizde biri gelsin, bir odayı kiraya verelim falan. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi bu paylaşma onun Mümkün için olur. Midenin kesmeyi, sizin ev büyük mü? Nasıl bir şey? fena değil. Onun Olabilir. için kitapta da İnsan paylaştıkça çoğalır diye çok güzel bir laf var. Bu da Ha. Serdar'ın lafı. Serdar bana bunu önerdi. Benim çok hoşuma gitti. Ben de buraya yazdım. Çünkü bu kitap Ko yazar benim Serdar mı kitapta? Sayılır. Bu benim şeyim. Çünkü üniversitede okuyorsunuz, okulda okuyorsunuz, bir sürü şey öğreniyorsunuz ama bir de hayatta öğrendikleriniz var. İşte hayatta öğrendiklerinizi paylaşmak, bankada öğrendiklerinizi bu kültür. Biraz evvel bundan bahsettim. Kültür yaratan liderlik falan diyorum ya, şirketin içinde herkes bilgisini paylaşırsa, birbirine öğretirse iş başka noktaya gidiyor. Okay.